Merhabalar. Bugünkü konuklarımız Sayın Levent Çırpıcı ve Sayın Atilla Kuzu. Soyadı sırasına göre anons ettim. Hoş geldiniz. Bir kere hakikaten çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz için. Siz aslında bu dizi içinde demin de söylediğim gibi böyle bir farklı bir profili temsil ediyorsunuz. Birden fazla nedenle. Bir tanesi tabii yıllardır süren bir ortaklık var ve kolay değil mimarlık ortamında ortaklıkları sürdürmek, bu kadar uzun süre sürdürmek ve hep böyle bir çıtayı yükselterek sürdürmek benim şeyime göre, inancıma göre. İkincisi tasarımın birden fazla alt alanında hatta böyle kısmen uygulamanın içinde var oluyorsunuz. Bu da kolay bir şey değil. Üçüncüsü biraz bundan da kaynaklanan bir disiplinler arası kesişmeyi de temsil ediyorsunuz. Böyle giderek hani günümüzde bir espri gibi ortaya konan hani iç mi dış mı meselesinde de böyle bir aslında o sorunun hani hakikaten somut cevabı gibi duran bir iş düzeni ve örgütlenme var. Bu açıdan da çok önemli. Bütün bunlar üst üste gelince hani ben sizde böyle bir konuşmanın çok boyutlu katkıları olacağını düşündüm. Hani bizim kayda geçmemiz dışında özellikle izleyen genç mimarlar açısından da çok katkısı olacağını düşündüm. Bildiğim kadarıyla böyle bir 90'lı yılların başında 93-94'ten beri beraber çalışıyorsunuz. Ve hem işte ürün tasarımından tekil, ondan sonra iç mekan tasarımına, mimarlık ölçeğinde bina tasarımına giderek böyle şantiye şeyine belki şöyle hani ne yapmıyorsunuz falan gibi sormak daha doğru ama bir kere hani böyle bir şey resim içinde bu beraberliği nasıl görüyorsunuz, nasıl tanımlıyorsunuz? Belki öyle bir yerden başlayabiliriz. Öncelikle şunu söylemek lazım. İşte benim mimar olmam, Atilla'nın iç mimar olmasının ötesinde birliktelik çok belirgin bizim hem işlerimizde hem yaşantımızda. 89'dan beri birlikteyiz. O zamanlar bir başka profesyonel bir yapıdaydık. Ancak yani bu belirlenmiş, kararı verilmiş bir birliktelik olmadığı gibi ikimizin de farklı disiplinlerde yetişmesine rağmen bir direnç göstermedik sanırım. Yani başlangıç olarak onu söylemek lazım. Ben rahmetli Utalet İzgin'in yanında epey bir vakit çalışma fırsatı bulmuştum. Atilla da o dönemlerde başka ofislerde çalışmıştı. Ama temeli birlikteliğimizin ana kesişme noktası yine iç mekan düzenleme kökenliydi. Çünkü ben de Utalet Hoca'da sadece mimari işler yapmıyorduk. Orada da ağırlıklı iç mimari bir disiplin vardı ve o disiplinin neler olabileceğini sen de daha iyi bilirsin o dönem itibariyle. Dolayısıyla yollarımız kesiştiğinde yani mimari, iç mimari şöyle yaparız, böyle yaparız derken biz 95 yılında işte Zoom'u nümerik olarak düğmeye basarak çalışmaya başladık. Peki mesela şöyle bir şey sorayım. Biraz hani somut şeylere geçecek olursak. Yani mesela senin kafanda ya şu Zoom'u çok iyi temsil ediyor dediğin neler var İstanbul'da ben böyle bir Zoom turuna çıkıyor olsam veya Türkiye'de? İstanbul'da çok iş var. Ama böyle Mesela hani bizi çok iyi temsil ediyor. Ya mesela tam son dönemden bakarak mesela Liv Hastanesi var. Mesela hakikaten konsept olarak çok üst seviyede bizi tatmin etmiş bir iştir. Ondan sonra zaten uzantıları da öyle hep iyi şeyler alıyoruz. Hem son kullanıcı hastalardan en değerlisi o. Çünkü mimarisi onun. mimarisi Haluk abinin Haluk Tümay'ın projesiydi. Biliyorsunuz çok eski bir Işıklar Biliyorum Holding'in binasıydı. Sonra Mübarizof'a geçti falan. Sonra da Medical Park grubu aldı. Ve Medical Park'ın üst markası olarak Livi yapma eğilimindelerdi. Orada işte bizle çalışmak istediler. Hazırladık, sunduk, beğendiler ve ısrarlı bir şekilde devam etti. İyi de bitti. evet. Yani çok da hakikaten
bazı nadir işverenlerimizden birisi oldular. Çünkü ısrarla konsepti önemseyerek gittiler. Yani hiçbir aşamasında taviz vermediler diyebilirim. O çok... Çok kişi abartı geliyor olabilir tabii oradaki konseptler. Yani eminim ki öyle. Fakat tabii şöyle, hani size bir brief verildiği zaman hani öyle bir şey yapın ki ile başlayan cümleler çok tehlikeli cümleler bizim için mesela. Öyle bir şey olsun ki falan dendiği an biz tabii irtifayı kaybediyorsunuz. O zaman bayağı yüksek tutmak zorunda kalıyoruz ki hani ya demesinler sonradan ya bu mu sizin işte şeyiniz, irtifanız bu mu demesinler diye. Biz de olabildiğince hani mesela orada biraz evet o işin de bir hani felsefesi, altyapısını hani bir şeye bağladık ne bileyim işte orada hastane, hijyen, neticede en hijyenik ortamın aslında bir insan vücudunun kendi içi olduğu, yani milyonlarca bakteriyle her gün yüzleşip ama işte hiç hasta olmadığımızı ele alacak olursak işte ona göre bir işte oradaki organik formları biraz insan yapısının içine benzeştirmek gibi öyle bir şeyle yola çıkmıştık kurguyla. Hatta o konuda bir tabii her tasarımcının ya da mimarın çok eskiden gördüğü filmlerin de etkisi vardır. Mesela Fantastic Voyage diye bir film vardı 50'li yılların. Ben çocukken seyretmiştim mesela. Orada bir hastayı iyileştirmek için bir grup bilim adamını işte mikrop abi, boyutuna indi. 50'li yıllarda çocukken seyretmiştim deyince şimdi böyle yok, bir ben başka ama yer. O, bir, o zaman filmi sonra seyrettim. Filmi sonra seyrettim. Hayır tabii biz o zamanlar film 10 yıl... Biz hatırlamıyoruz tabii o yılları. Şimdi ama 50'de yapılmış filmler 10-15 yıl sonra geliyordu doğru, Türkiye doğru, o zaman. Herhalde. O zaman öyleydi ama gerçekten öyleydi. Ama öyleydi. Öyleydi yani... Yok ben canım 7-8 yaşındaydım onu seyrettiğimde. O etkilenmişiz demek ki öyle bir altyapıyla. O var yani sonuçta Liv var. Mesela bir tanesi bizi iyi tanımlayan işlerden biri. Bak interior'da. Bu çok önemli yani. Sen şu ana kadar yapılan işler henüz Zoom'u temsil etmiyor gibi mi söylüyorsun? Yani bence yani bizim zaten bence pozitif tarafı hayır var tabii ki ediyor. Ama biz her seferinde daha bir ustalık işi ortaya koymadığımızı düşünüyoruz Levent'le. Yani... Live evet. Klasik şeydir yani en sevdiğiniz yapımı ve henüz yapmamış olduğu. Evet öyle bir ama şey ben ama. Ben yaptıklarımızı seviyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Hayır, mesela Salt'ın içinde bir auditorium yaptık. Küçük, minicik. Çok ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? Söyleyeyim. Yani bizi soru iyi geldiği için söylüyorum. Mesela Atilla'nın müthiş bir product design konusunda bence yani ortağım diye söylemiyorum. Hakikaten büyük bir yetenek. Yani nasıl oynuyor formlarla devamlı 20 yıldır önümde izliyorum. Yani o mütevazi olabilir ama ben her seferinde söylerim. Ya nasıl çiziyorsun, nasıl yapıyorsun falan. Ya saçmalama der işte ben de sen nasıl yapıyorsun, nasıl sabrediyorsun. İşte senin serbest elini falan filan böyle oynaşıyoruz ama hakikaten product design'de onun bir kökeni var. Yani böyle tanıdığım günden beri çizer sandalye, masa falan. Ve o takla makana gelelim. Şimdi nefret ediyor taklamadan artık. Ya bitsin öyle artık. Öyle mi yani mesela o, ben bitsin o diyor. Onun anılmak konusunda beni da. Temsil ediyor. Beni temsil ediyor. Ama şimdi yeter ben artık. Biz onu öyle bir zamanda yaptık ki yani belki ben onu 60'lı 50'li yaşlarımda falan yapsaydım iyi olur. Şimdi çünkü yaptı öyle bir şey haline geldi ki o. Yani o da üretildi işte gayet güzel de şey yapıldı. Tabii ODTÜ'de benim yaptığım binanın girişinde var. Teşekkür ediyorum. Yani bu çok güzel bir işte bir tatmin duygusu. Ama şey her yaptığın işi, ürünü ya da formu onunla yarıştırıyorsun. Ya bak bu ondan iyi olmadı. Şimdi hani bunu yaptığın zaman diyecekler ki ya bak işte takla makam bilmem ne o. Yani bunu böyle bir durum Frank var. Frank Gehry söylüyor. Bir konuşmada daha örnek aynı örneği Arolat'ta verdim. Ya Arolat'takinde galiba vardı. Yani işte ya diyor bana gelen müşteri hep böyle işte şey Guggenheim benzeri bir şey. Adamın morali bu veya kadın işte morali bozuluyor. Ona benzer bir şey görmeyince ya hani biz geldik ama şey yani ev bile istese öyle istiyor falan. Belki sorun de... o yüzden değerliydi benim için. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizi ifade eden yani İstanbul'da gezmeye çalışsam dediğinde sonuç olarak yani evet, geri retorine dönelim. Yani mesela taklamakanı neden geçtim oraya? Taklamakan ofisin üstüne de sindi. Yani sindi yani. Ben onu aldım bir yerde. Hatta
çok o tasarımdan sonra, Atilla'nın yaptığı ürün tasarımdan sonra ben alıp mesela espri babında bazı yerlere bir yerin köşesini onunla kurguladım falan. Atilla'ya da gösteriyorum. Bak diyorum şöyle bir şey tasarladım falan. Hemen şey yapıyor falan, yırtıp atıyoruz tabii. Yani o ofisin üstüne sindi ve çok da güzel yıllar sonra, çok arada çok zaman var. Yıllar sonra işte auditoriumu yaptık mesela. Ve orada onun uzantısını görebilirsin. Ne hale geldiği, formu falan. Yani gayet de güzel ifade ediyor. Yani şimdi orada hani yapacağımız en iyi iş, yapmadığımız falana girmeden, yani o çok iyi ifade eden işlerden biridir. Gustosu olan, felsefesi olan, biraz da işverenin haliyle yönlendirdiği, mesela hastane işlerinden bahsederse, hastanenin %50'si, %55'i tekniktir. Yani bize ait değildir. Biz karar veremeyiz ona. Elektriktir, mekaniktir, medikaldir, hasta profilidir, o işte bakanlıktır, akreditasyondur vesaire. Bizim etkili olduğumuz alan o %45-50'nin içinde %20'dir maksimum. Ya yani onu da en yüksek dozda yaptığımız liv diyorum ama mesela acaba maslak da öyledir. Hakikaten işverenin de çok ciddi katkıları ve iyi bir iş zaten iyi bir işverenle yapılıyor. Yani o anlamda mesela Acıbadem'lerle çok hastane yaptık. Yani ne bileyim gidin International Hospital mesela gidin. Cephesine bile oranın gibi yenileme sırasında bir şeyler yapmıştık. Böyle malzeme değiştirmek anlamında. İyi işveren tanımı nedir? İyi işveren tanımı bir kere size sahip çıkan işverendir. Yani sizinle yarışıp ondan sonra sizinle projeyi alıp ondan sonra gidip kendi başına bir şeyler yapana biz iyi işveren olarak pek adletmemek lazım ama yapanlar da var, bakın onu da söyleyeyim. Bazı işverenlerimiz alıyorlar, o kadar sadık, o kadar peşinde koşarak yaptırıyorlar ki ve sizi hakikaten mutlu oluyorsunuz, gurur duyuyorsunuz ama bazıları da ya mutlu hep sizinle kaçacak yeri de kalmıyor. Evet. Evet yani evet. Ve bazıları da sizin bazen taviz vermeyi planladığınız, düşündüğünüz, vazgeçmeyi düşündüğünüz çok olur bizde. Yerde hayır, niye siz bundan vazgeçtiniz? Ya çok zor işte, süre yeterli değil. Bütçesi biraz artıyor ve aslında biz mekanda şuna dikkat ediyoruz tabii. Haddinden fazla bir şey mi yapıyoruz kavramı hep kafamızda, zihnimizde var. Yani işverenin veya mekanın yanlış anlaşılması konusu çok önemli bir konu. O nedenlerle işverene paylaşıyor, şunu yapmayalım diyor. Hayır diyor, siz diyor niye vazgeçtiniz? Ben yapacağım onu diyor. Çok teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hakikaten çok keyifli bir söyleşi oldu. Belki bilmiyorum kitaptan sonra bir daha başka bir vesileyle bir araya geliriz. Kitaba katkılarınızı ayrıca bekliyoruz. Evet.